Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda çok değişkenli enflasyon tahmini için temel olarak nasıl bir yol izleyeceğiz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışmıştım. Şimdi ise yine diğer değişkenlerle de ilgili hem gecikmeli değerleri hem de hareketli ortalamaları ile ilgili korelasyon yapılarını bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu bir önceki videoda üfede yaptığımız gibi tek tek hem gecikmeli değer için bir for döngüsü hem de bir hareketli ortalama için for döngüsünü tek tek yapmak yerine bununla ilgili bir tane fonksiyon tanımlayalım birlikte ve bu fonksiyonu aslında yine kullanalım. Şöyle aşağıya doğru geldim arkadaşlar. Def korelasyon diyorum ve korelasyona bir data bilgisi gönderelim. Daha sonra bir data frame'imiz olsun. Şöyle geldim, bir data frame'imiz olsun. Bu data frame'imiz öncelikle yöntemden oluşsun ve yöntemden sonra gecikme değeri alınsın. Gecikme değeri alınsın ve korelasyon bilgisi bu noktada alınsın. Şimdi bu ne demek? Bir yöntemimiz olacak. Ya gecikme, yani data setinin gecikmeli değerlerini alacağız veya hareketli ortalamasını alacağız. Bu bizim için yöntem. Gecikme olarak kullanacağımız değişken ise, yani sütun adı ise, eğer yöntem normal gecikme ise kaç dönemlik gecikme ile ilgili olan bilgiyi, hareketli ortalamada olsa yine hareketli ortalamada da belirli bir gecikme süreci dahil olacağı için gecikme değerine girdik. For i in range diyorum. Birden 13'e kadar 12 dönemlik bir gecikme alalım. Daha sonra for j in diyelim ve bir gecikme süreci dahil edelim. Buna da şöyle bir gecikme diyelim. Daha sonra virgül, bir de hareketli ortalama yöntemi buraya dahil edelim. Eğer if j, yani yukarıdaki j değeri gecikme için hesaplanacaksa bu durumda korelasyon nasıl hesaplanacak? Core eşittir diyorum arkadaşlar. Bir round diyelim. Daha sonra TÜFE'nin aylık enflasyonu ile bir değerin korelasyona girmesi lazım. Bu korelasyonsa fonksiyona gönderdiğim data olacak. O yüzden buraya data yazıyorum ve bunun shift diyerek, yani gecikme değerini alacağım ve buraya da i değerini giriyorum. Ve bu da tabii ki iki dönem diyorum, özür diliyorum. Virgülden sonra iki rakamını alabilmek için iki değerini verdim. Şimdi burada yapı önce bir korelasyon hesaplayacak. Eğer bir gecikme hesaplayacaksa ve daha sonra df dedikten sonra df nokta after append diyorum arkadaşlar. Buraya yöntem ne olacak? J olarak alacak. Gecikme ne olarak alacak? İkinci gecikmeyi alacak ve korelasyonunu alacak. Bu durumda da korelasyon diyelim, core değeri alacak arkadaşlar. Şuraya da ignore index eşittir true diyelim ki hata almayalım. Eğer değilse, yani bu gecikme değil de hareketli ortalamayı hesaplayacaksa, bu durumda yine aynı mantık. Şuraya şöyle alalım, buraya şöyle yapıştıralım. Korelasyonu sadece shift üzerinden değil, yani bir önceki gibi shift üzerinden değil, rolling üzerinden, yani hareketli ortalama alacağı için rolling üzerinden yapacak. Yine window yapısı iyi olacak ve bu noktada da mean, yani ortalamayı alacak. Ve tabii ki şu noktada da arkadaşlar round koymayı unuttuk mu? Yok, tamam. Şöyle iki değerini mi? Evet, iki değerini de buraya yazalım. Yine aynı mantık, gecikmeyi bu sefer yöntem yapısından yine J gecikmeyi, yine kaçıncı gecikmeyse onu alacak, korelasyonu alacak. Ve daha sonra ise bu yapıyı tamamladıktan sonra yapı içerisinde bunu, hatta şuraya yazalım. Fonksiyon yapısı şöyle return yapsın. Neyi return yapsın? Direkt olarak yazdırma işlemini. Yazdırırken de yukarıdaki DF yapısını bir sıralamaya alsın. Neye göre sıralamaya alacak?
korelasyona göre sıralamaya alacak ve tabii ki bu şöyle ters sıralama olacağı için şunu false değerine çevirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyon ne işe yarıyor? Hemen bunu gösterelim. Korelasyon diyorum. Üfe'den aylık üfe enflasyonunu alırsam, bu durumda aylık üfe enflasyonunun TÜFE ile ilgili, yani TÜFE ile olan korelasyonunu hem normal kendi gecikmeli değerleri hem de hareketli ortalama değerleri ve hangi kaçıncı dereceden hareketli ortalama ile ilgili değerlerin tüm korelasyonunu bir data frame içerisinde toplayacak. Çalıştıralım. Ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi korelasyonu bir kere yukarıdan aşağıya sıraladı arkadaşlar ve bana diyor ki hareketli ortalama yönteminin iki dönemlik hareketli ortalamasını kullanırsan TÜFE ile olan korelasyonu %82'dir. Hareketli ortalamayı 1 olarak kullanırsan %80'dir. Hareketli ortalamayı 3 olarak kullanırsan %76'dır. Bunun yerine hareketli ortalama yerine serinin kendi gecikmeli değerlerini kullanırsan ve bir gecikme yaparsan korelasyonda %71'dir. İşte bu fonksiyon yapısı arkadaşlar bana TÜFE'nin aylık enflasyonla olan korelasyon değerlerini hesaplayacak ve bu şekilde basit bir data frame'de gösterecek ve ben de buradan aldığım bilgilerle hangi değeri, yani hangi bilgiyi kullanıp kullanamayacağım ile ilgili tabii ki bir bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Burayı anladıysak şurayı silelim arkadaşlar. Şu fonksiyon da aşağıda dursun çünkü ara ara kullanacağız. Şimdi geldik diğer bir değişken tanımlama işlemine. TÜFE'nin özel hesaplamaları vardı biliyorsunuz. B, A, B, C, D, E endeksleri. Bu noktada en sık kullanılan B ve C endeksi olduğu için ben B ve C endeksini şöyle B ve C yazalım arkadaşlar. Alt tire endeks diyelim. Bu endeksi almaya çalışacağım. Geldim şurayı şöyle kopyaladım. Buraya da yapıştırdım arkadaşlar. Hemen B ve C'nin kodlarını yazıyorum. TP nokta FE nokta OKT G03. Bu B endeksine ait EVDS kodu. Geldim burayı tekrardan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Eğer 03 değil de 04 yazarsak bu durumda da B ve C endeks içerisindeki C değerini almış oluyoruz. Bir çalıştıralım. Kodda herhangi bir problem var mı? Ona bakacağım. Yani kodda derken şurada tanımlamış olduğum EVDS kodunda herhangi bir problem var mı? Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Datasetimizi okuyacak mı? Buna bakalım. Çalıştırsın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi B ve C endeks yapılarında bu şekilde almış olduk. Şimdi öncelikle B ve C endeksi üzerinden bir enflasyon hesaplayacağım. O yüzden B ve C endeks yapısının içerisine öncelikle B enflasyonu diyelim. B enflasyonu diyelim. Bu enflasyon tabii ki şöyle yine round içerisinde B ve C endeksi içerisinde öncelikle B'yi yani 03 kodunu buraya alıyorum. Yani şurada alt tire olduğunu o yüzden söylüyorum. Noktayı alt tire yapıyor değişken yazdırdığınız zaman. Şurayı bir değiştirme işlemi yapıyorum. Çarpı 100 yapıyorum ve bu değeri de 2 değeriyle alıyorum. Aynı mantıkla geldim aşağıya. C enflasyonunu hesaplayabilmem için şurayı da 4 yapıyorum ve B ve C yapılarının artık sadece endeks değil, kendi içerisinde enflasyonu da yine hesaplamış oluyoruz. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi B ve C'nin de enflasyon değerlerini hesaplamış olduk. Hatta şundan değerlerini buradan şutlayabiliriz. Axis 0 in place true diyerek B ve C'yi tekrar çalıştırdığımda nan değerlerinin oltadan kalktığını da yine görebiliriz. Tamam, bunu da aldık. Şimdi geldik alttaki fonksiyon yapısını çalıştırarak TÜFE ile olan ilişkilerini görmek. B ve C endeksin. Öncelikle B enflasyonuna bakalım. Daha sonra altına da hemen C enflasyonuna bakalım.
Çalıştıralım. B ve C için hangi datalar gelecek? İlk önce bakın arkadaşlar, hareketli ortalama bir gecikme %91 yapısını gösterirken B enflasyonu için, C'de de yine hareketli ortalama bir değerini gösteriyor, %87. Şimdi bu değerler arkadaşlar son güncel değerleri verir. Bir gecikmeli hareketli ortalama son değeri vereceği için bir değerini bu noktada hareketli ortalamalar için kullanamıyoruz. Gecikme için kullanabiliriz ama hareketli ortalama için kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden buralara baktığınız zaman en yüksek yine iki hareketli ortalama %84. Yine iki hareketli ortalama %82. Bir de ne yapalım biliyor musunuz? B ve C endeksinin ortalamasını alalım arkadaşlar. Hatta şöyle alalım. Endeksin ortalamasına göre değil, enflasyon ortalamasına göre hesaplayalım tabii ki. O yüzden şu drop now'dan önce yapalım, hata vermesin. Ne diyelim? B ve C ortalama diyelim arkadaşlar. Şöyle B ve C ortalama. Bu durumda B endeksi, şöyle B enflasyonu, B enflasyonu dedikten sonra artı yine B ve C üzerinden C enflasyonunu alsın. Hatta şöyle yapalım. Bunları topladıktan sonra ikiye bölelim arkadaşlar ve B ve C yapısı da ortaya çıksın. Yine geldim bir alta. Bu sefer B ve C ortalama diyelim. Belki ortalamada daha iyi sonuçlar elde ederiz. Bunu düşünerek aslında ilerliyorsunuz. Şurayı kapatalım. Tekrardan bir çalıştıralım arkadaşlar. Şurayı şöyle bir daha çalıştıralım. Çünkü birbirine yakın korelasyon verirse B ve C'yi ayrı ayrı kullanmak yerine B ve C'nin ortalamasını kullanmak da aslında bizim için yeterli olabilir. Ortalamaya baktığınızda görmüş olduğunuz gibi 1'e bakamıyoruz hareketli ortalamada kendisini verdiği için. Onun yerine 0,83 görmüş olduğunuz gibi iki hareketli ortalama %83. Yukarı geldim. C'de %82 idi. Burada da %84'tü arkadaşlar 2. O yüzden bunlar zaten birbirine yakın olduğu için ben tek tek B ve C'yi ayrı ayrı değişken olarak kullanmak yerine B ve C'nin ortalamalarını bir hareketli ortalama değerini bir girdi olarak kullanabilirim arkadaşlar. Geldim. O yüzden direkt olarak şuraya hemen yazıyorum. B ve C endeksi ne diyelim? B ve C ortalamalarının iki hareketli ortalaması diyorum arkadaşlar. B ve C endeksinin B ve C ortalamasının ben hareketli ortalamasını nasıl alıyordum? Rolling, Wind of iki değeri, iki hareketli ortalama ve mean değeriyle bunu alıyorum. Ve print B ve C endeks olarak da bunu yazabiliyorum. Şuradan korelasyonları tekrar silebiliriz. Yani bana gerekli olan B ve C enflasyonlarının ortalamalarının iki dönemlik hareketli ortalaması benim için yeterli olarak kullanabileceğim bir veri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu datayı da bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi başka ne kullanabiliriz? Mesela İstanbul Ticaret Odası enflasyonunu yine aynı mantıkla kullanabiliriz arkadaşlar. İTO enflasyon diyorum. Bu noktada hemen geldim. Şuradan herhangi bir tanesini kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Bunun koduna gelirsek tp.fg.c01 arkadaşlar. Aylık olarak alacağım için bazı EVDS frekansları default olarak aylık gelmeyebilir. O yüzden frekansını 5 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim hemen. İTO enflasyon veri okumada herhangi bir problemimiz var mı? Bunu hemen check edelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı yok. 252 tane gözlem değerini bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Peki hemen aylık enflasyonu hesaplayalım. İTO aylık İTO enflasyonu diyelim eşittir. İTO enflasyonu içerisinden şu değişkeni alıyoruz.
Bu değişken yapısının değişimini alıyoruz. Çarpı 100 diyoruz. Ve tabii ki şuraya da round ekleyerek virgülden sonra iki yapıyı almak istiyorum arkadaşlar. Kontrol edelim tekrardan. Şöyle ito enflasyonu da yine hesaplayarak datamızda herhangi bir sıkıntı var mı? Bunu kontrol etmiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi dataları da bu şekilde alabiliyoruz. Şuradan hemen ito enflasyonu yapısından drop now diyelim. Hatta şu anda gerek yok drop now'ları. Verileri birleştirirken de yapabilirsiniz arkadaşlar. Korelasyonda bakalım. Ito enflasyonun neydi? Aylık ito enflasyonu isimli değişkeniyle korelasyonuna bakacağız. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım burada durum ne? Yani ito enflasyonuyla bizim TÜFE enflasyonunda durum ne? Bunu kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi hareket iki dönemlik hareketli ortalamada %80'lik bir korelasyona görmüş olduğunuz gibi yakalayabiliyoruz. O yüzden bu noktada da ben iki dönemlik hareketli ortalamayı kullanabilirim bu data seti içerisinde. Hemen yazıyorum ito enflasyon. Ne yazacağız? Aylık yazalım. Şöyle aylık ito enflasyon iki hareketli ortalama diyelim. Hemen şuradaki datayı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Hemen rolling diyorum. Şöyle daha sonra window diyorum. 2 dönemlik hareketli ortalamayı da yine ito enflasyonunda almış olduk arkadaşlar. Bu fonksiyonun amacını anladığımızı düşünüyorum. Yani hareketli ortalamayı mı yoksa kendi gecikmesini mi kullanacağız ve bunları kullanırken bu dönem seçimi neler olacak? Aslında bunu yaptığımız basit bir data frame yapısı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Başka ne alabiliriz? Kur alabiliriz. Hem Euro'yu hem USD'yi alabiliriz. O yüzden şöyle USD ve Euro diyelim arkadaşlar. Geldik. Şuradan şöyle yapıştıralım hemen burayı. Öncelikle dolar kuru için kodu yazıyorum. tp.dk.usd.a.ytl bu doların arkadaşlar. Geldim şurayı şuradan aldım kopyaladım. Euro'nun ise şu USD yapısı şu şekilde Euro olacak arkadaşlar. Yine end date frekanslama da 5 olsun. Hemen şuraya print USD ve Euro bakalım. Veri okumada herhangi bir sorun var mı? Bunu kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştırsın. Herhangi bir sıkıntı yok. Veri setimizde yine okumuş olduk arkadaşlar. Bir de bu değerleri yani ayrı ayrı kullanmak yerine ortalamalarıyla ilgili bir şey alabilir miyiz? Yine buna bakabiliriz arkadaşlar. Bunun için dolar, euro ortalama diyelim ve bunu da hesaplarken tabii ki ne yapacağız? USD ve euro üzerinden şunu öncelikle yani dolar değerini alacağım. Artı geldim. Bu değer yapısını da şuradan kopyala. Buraya yapıştır. Bunu da ikiye böl diyerek ortalamayı da yine bu şekilde almış oluyoruz. Tekrar bir çalıştıralım arkadaşlar. Yapımızı kontrol etmiş olalım. Nerede hata yaptık? Ha şu özür diliyorum. Bakın şunlar güzel oldu aslında bu hatayı yaptığımız. Şu noktaların alt tire ile değişmesi lazım. Değişken olarak tanımlandıklarında yoksa böyle bir hata ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Tekrar bir çalıştıralım. Bu sefer herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Özür diliyorum. Ve dolar euro ortalamasını da bu şekilde yine alabiliyoruz. Bunun yerine ağırlık da verilebilir. Sepet yani döviz sepeti hesaplanırken farklı hesaplama türleri de tabii ki mevcut. Şimdi geldim artık korelasyon yapımı USD ve Euro yapısında arkadaşlar. 3 datasını da kullanacağım. Öncelikle dolarla olan ilişkisine bakacağım. Sonra şuradan geldik. Kopyala. Euro ile olan ilişkisine bakacağım. Ve son olarak da kendimizin oluşturmuş olduğu
dolar ve euro ortalama değerini korelasyonlarına bakmaya çalışacağız. Çalıştıralım. Şöyle en yukarıdan. Öncelikle şu şekilde bakalım. %61 dolardaki 2 dönemlik hareketli ortalama kuru arkadaşlar. Doğrusal olarak eğer bir ilişki varsa bu aslında 2 dönemlik bir gecikme ile aslında enflasyonu etki ettiğini yine söyleyebiliriz. Şöyle geldik. Yine bakalım %62, %61'di doların. %62'de euronun arkadaşlar. Ortalamaya baktığımızda zaten %61'e tekabül ediyor. Onun yerine %61 ise direkt olarak ortalamayı kullanmak yerine doların kendisini yine kullanabiliriz ve 2 dönemlik hareketli ortalama datası olarak %61 ile datayı sağlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden geldim şöyle dolar ve euro yapısının ortalamasını siliyorum. Ortalamasıyla bir işimin kalmadığını zaten gördüm. Dolar 2 hareketli ortalama diyelim. Eşittir dedikten sonra hatta şuradan euroyu da çekmesine de gerek yok artık arkadaşlar. Hani kodun çalıştırılması için hızlanması açısından aslında söylüyorum. Bu noktada yine USD ve Euro içerisindeki şu datanın bu tabii ki şöyle olacak. Şu datanın 2 dönemlik hareketli ortalamasıydı. O yüzden rolling diyorum. Window 2 yapıyorum. Ve bunu da şöyle ortalamasını alacak şekilde mean değerle getiriyorum. Print USD ve Euro yapalım. Hatta şuradan Euro'yu da silelim. USD olsun. Şöyle 2 dönemlik hareketli ortalamayı almış mı? Bunu da check etmiş olalım arkadaşlar. Dolar depısında. Çalıştırsın bakalım. Nerede var? USD var. Ha şu şunlar yazılı kalmış. Tekrar bir çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada da yine her iki dönemlik bir hareketli ortalamayı almış olduk arkadaşlar. Dolar kurunda %61'lik bir korelasyonla aslında çok aşırı yüksek olmasa da yine çok da düşük olmayan bir korelasyon işlemi mevcut. Yine EVDS sistemi içerisinden Avrupa petrol fiyatlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Avrupa petrol diyelim eşittir dedikten sonra geldim şurayı şöyle kopyala yapıştırdım. Buraya kodu yazmam lazım. tr.brent petrol.eubp yazıyorum arkadaşlar. Şu frekans da şöyle aşağıya alırsak bizim için yeterli. Print Avrupa şöyle yazalım. Print Avrupa Petrol diyerek de kodumuzu çalıştıralım. Veri okumada herhangi bir sorun var mı? Bunu da kontrol etmiş oluruz arkadaşlar. Şunu bir daha bir çalıştıralım. Bir yerde bir hata var. Kodda mı hata yazdık? Şu TR değil, özür diliyorum. TP olacak. Ondan dolayı bir hatayla karşı karşıya kaldık. Şimdi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yapıda da herhangi bir problem olmadan data setimizi almış olduk. Hemen data setimizin direkt olarak korelasyonuna bir bakalım. Avrupa Brent petrol. Bunlar dolar bazlı gelen bir fiyat arkadaşlar. Bunu bir kontrol edelim. Bunu bir kontrol edelim öncelikle. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda 0.14. Çok çok düşük bir korelasyon olduğunu görebiliyoruz. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi aslında fiyat yapısının biraz da dolar bazlı gelmesi. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Yani hareket aralıkları biraz yani TL'de volatil olduğu için doların hareket aralığıyla yani örnek veriyorum.
İşte petrol fiyatları 1 dolar arttığında bu TL bazlı bir birim artmıyor. Yani biraz da aslında bundan dolayı bir problem olduğu söylenebilir. O yüzden dolar bazlı, kur bazlı bir değişken aldığınızda buna da tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arada bir korelasyon varsa da bunu düşük olarak karşınıza çıkartabilir bu durum. Çünkü neden? İşte 70 dolardan 71 dolara çıkması petrolün, ama sendeki karşılığı ne? Yani sende de 70 TL'den 71 TL'ye çıkmıyor sonuçta. Kur olarak çarpıldığı zaman o aralık çoğalıyor. İşte sendeki TL dolar kuruna kadar fazlaysa da o aradaki ilişkiyi o kadar gizleyebiliyor tabii ki. Bunun için öncelikle şu petrol fiyatlarını bir dolarla çarpalım arkadaşlar. Buna göre bir işlem yapalım. Buna da ne diyelim? Şöyle Brent petrol veya Brent çarpı dolar TL mi diyelim? Bu daha açıklayıcı oldu. Verileri toplarken zaten bunlara bakarız arkadaşlar. Bu durumda da yine Avrupa petrolünden gelen şu datayı alacağım. Bu datayı alacağım. Şöyle altlarını şu çizgiyle değiştirelim. Sonra çarpı diyorum. USD üzerinden bu sefer direkt olarak kur değerini buraya alarak çarpma işlemini yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada bir korelasyon ne olacak? Bir de buna bakalım. Yani Brent'in kendisiyle değil de dolar TL ile çarpılmış haliyle bakalım korelasyonuna. Bu korelasyonu yükseltirsek bu değişkeni de yine alma şansımız tabii ki mevcut arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık korelasyon görmüş olduğunuz gibi %62, yani %14 nerede, %62 nerede. O yüzden bu durumda Brent petrolünde ben dolar TL ile çarpılmış halinin 2 dönemlik hareketli ortalamasını bir değişken olarak almak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle Avrupa petrol diyelim. Geldim, şunu şöyle kopyaladım, buraya yapıştırdım. Şunu da 2 hareketli ortalama diyelim. Avrupa petrol yapısından Brent dolar TL hesabından rolling diyorum. Window 2 dönem ve bunu da ortalama olarak aldığımda artık Avrupa petrolünde şöyle korelasyonu silmem benim için yeterli. Çalıştırdığında 2 dönemlik hareketli ortalamayı da yine almış olacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi datayı da bu şekilde almış olduk. Tabii bunun üzerine bunun değişim oranlarıyla da bakabilirsiniz. Yani değişkeni üretmekte sınır yok aslında. Dersiniz ki ben Brent dolar TL'nin çevrilmiş hali değil de bunların değişimini bakabilirsiniz. Değişim üzerinden yine bir korelasyon inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mantığı anlamak dediğim gibi önemli. Başka ne yapabiliriz? Mesela krediler var. Muhtemelen kredilerle ilişki düşük çıkacak ama ona bir bakalım. Şöyle tüketici kredisine bakalım. Tüketici kredi diyelim. Eşittir dedikten sonra şunu şöyle alalım, şuraya yapıştıralım. Tüketici krediler yine EVDS'de ihtiyaç, taşıt, konut, bunları ayrı ayrı alabilirsiniz ama toplam olarak da ağırlıklı ortalamaların alındığı bir yapı var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. KTF şöyle TÜK diyelim. Umarım doğru yazmışımdır. Tüketici krediyi kontrol edelim data setimizi. Bakalım herhangi bir problem var mı? Tamam, burada herhangi bir problem yok. Korelasyonda bakalım. Korelasyonda bakalım. Tüketici kredi. Şunu hemen çalıştıralım. Şunu yazdırmaya gerek yok. Bakalım burada korelasyon yapısı nasıl çıkacak arkadaşlar. Bunu kontrol edelim. %32 şeklinde bir 2 dönemlik hareketli ortalamasının bir korelasyonu doğrusal ilişkisi olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi ilişkiler her zaman doğrusal olmayabilir. O yüzden biz sadece ilk önce makine öğrenmesi doğrusal modellere bakacağımız için doğrusal korelasyonuna bakıyoruz.
Mesela burada da %32. Bunu almaya gerek yok. Yine aynı mantıkla muhtemelen yapmayacağım ama sizler deneyebilirsiniz. Mevduat faizlerine de bakabilirsiniz. Yine 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar şeklindeki ayrı ayrı yine inceleyebilirsiniz. Muhtemelen orada da korelasyon düşük çıkacaktır arkadaşlar. Aralarındaki ilişkinin doğrusal olup olmamasıyla da ilgili olarak. Başka ne yapabiliriz? Mesela külçe altın datasına bakabiliriz. Geldim şöyle. Buraya yapıştırıyorum. Külçe altına bakalım. TP.MK. Şöyle kül.YTL diyelim arkadaşlar. Şunu bir çalıştıralım. Bu arada şunu şöyle yukarı alsak ne olur? Tamam. Çok uzun değil zaten. Altın diyelim. Bunu bir çalıştıralım. Bunda herhangi bir sorun var mı? Yani %50'nin altındaki korelasyonları almak istemiyorum aslında. O yüzden düşük geldi faizdeki yapı. Şimdi bir de buna bakalım. Altınla durumu ne arkadaşlar? Bu korelasyonun. Kor altın diyelim. Şurayı şöyle aldım. Kopyala, yapıştır. Şöyle alt çizgi yapalım. Çalıştıralım bakalım altının kendisiyle ilgili korelasyonu ne durumda? Şöyle baktığınız zaman bir gecikmenin yine görmüş olduğunuz gibi %60'lık bir yapı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 2 dönemlik hareketli ortalamanın yine %60 olduğunu, 3 dönemliğin de aynısı olduğunu. Yine burada da arkadaşlar gecikme 1'i de alabilirsiniz. Hareketli ortalama 2'yi de alabilirsiniz. Veya dediğim gibi değişimlerine de bakabilirsiniz. Yani altın fiyat değişimleri üzerinden de gecikme ve korelasyon hesabı yine yapabilirsiniz. Mantığını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şu altın tarafına ben ne yapayım? Altın 2 dönemlik hareketli ortalamayı alalım. Zaten aynı koreleyi veriyordu. Geldim. Şunu şuradan şöyle kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Rolling dedim. Window dedim. 2 dönemi aldım ve ortalamayı da aldım arkadaşlar. Bu noktada altın, külçe altının da 2 dönemlik hareketli ortalamasını da bu şekilde sağlamış olduk. Hemen datada herhangi bir sorun var mı? Bunu da kontrol etmiş olalım. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bu yapıda da yine bu şekilde alanı tercih etmiş oluyoruz altın yapısını. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama isterseniz burada bitirelim. Bir sonraki değişkende çünkü eksik gözlem değerlerimiz de olacak. Para arzını aslında göstereceğim. Onu da video bölünmemesi için yani yarıda kalmaması için isterseniz bu noktada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda da geriye kalan değişkenler zaten çok fazla kalmadı ama eksik gözlem değeri yapısında para arzına bakmaya çalışacağız. Onu da bir sonraki video hemen inceleyelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.